Kıssa ve hisse. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakleder. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gece devriye gezerken bir kafilenin konakladığını görür ve onlara karşı hırsızlık yapılmasından endişe eder. O esnada Abdurrahman bin Avf ile karşılaşır ve der ki, gece devriye gezerken konaklamış bir kafileye rastladım. Gece uyuduklarında hırsızların eşyalarını çalmasından korktum. Gel beraber onların eşyalarını bekleyelim. Kafiledekilere yakın bir yere otururlar ve onlara bekçilik yaparlar. Fecir doğu, sabah namazı vakti girince Hazreti Ömer radıyallahu anh kafiledekilere namaz vaktinin girdiğini duyurur ve onların kalkmaya başladıklarını görünce yanlarından ayrılır. Hazreti Ali'den şöyle rivayet edilir bir gün. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı sabah erkenden bir devenin sırtına binmiş vadiye doğru giderken gördüm. Ve kendisine nereye gittiğini sordum. Zekat develerinden biri kaçmış, onu yakalamaya gidiyorum. Ey Ömer, senden sonra gelecek olan halifeleri zelil ettin. Sakın beni kınama ey Ali. Yemin ederim ki Fırat kenarında bir oğlak neyle düşse, kıyamet günü bunun hesabı Ömer'den sorulur. Çünkü müminlerin haklarını korumayan yöneticiye ve müminlere korku salan fasık amire itaat yoktur. İslam'ın ilk yıllarında yöneticiler bu kadar özverili ve adaletli oldukları için bu çağ İslam'ın altın çağı olmuştu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Mekke yolunda bir bedevi ile karşılaşır. Abdullah ona selam verir. Bineğinden inerek onu bindirir. Başındaki sarığını da ona verir. Kafilede bulunan İbn-i Dinar hadisenin devamını şöyle anlatır. Abdullah bin Ömer bedeviye bütün bunları yapınca ona dedik ki Allah senin iyiliğini versin. Bunlar bedevidir, çöl insanıdır. Azıcık bir şey ile yetinir, memnun olurlar. Abdullah bin Ömer bize şu cevabı verdi. Bu adamın babası, benim babam Ömer bin Hattab'ın çok yakın bir dostuydu ve onu çok severdi. Ayrıca ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliklerin en değerlisi, evladın baba dostlarına yaptığı iyiliktir buyurduğunu işitmiştim. Evet, aynı zamanda bir vefa ve bir hatıra. Kendisi eğitim enstitüsünden talebemdi. Temiz bir aile köküne bağlı olmakla birlikte onu Marksistler sarmış, inançlarını Allah'a bullak etmişlerdi. Bugün bana ders dışında bazı sorular sormuştu ve aramızda şöyle bir konuşma geçmişti. Hocam, siz Tanrı'ya inanır mısınız? Evet, ya siz? Eskiden inanırdım ama şimdi değil. Eskiden inandığım Tanrı ne oldu? Galiba öldü. O halde inandığın şey gerçekten Allah değilmiş. Ölmesi ve yok olması gereken yanlış bir tanrı fikriymiş. Yanlış bir tanrı fikri ne demek? İnsanlık asırlardan beri Allah'ı arıyor. Fakat kendini eşyaya ait illüzyonlardan, çocukluktan kalma antromorfizmden, en soyut varlıkları bile insana benzetmekten ve animizmden, tabiatı ve tabiat kuvvetlerini canlı sanıp onlara tapınmaktan kurtaramadığı için farkında olmadan objektif ve sübjektif yanlış bir tanrı kavramına sahip oluyor. Sonra da yaşı ve tecrübesi arttıkça bunun gerçekten Allah olmadığını görüp onu kırıp atıyor. Bütün beşer tarihi bir bakıma sahte tanrılardan kurtulup yüce Allah'a ulaşma çilesinden ibarettir. Beşeriyet Allah'ı bulmak için yüz binlerce put kırmak zorunda kalmıştır ve kalmaktadır. Kim bilir? Senin ret ve inkar ettiğin tanrı fikri nasıl bir şeydi? Sen onu kırmakla gerçekte Allah'a giden yolda bir engeli aşmış olmalısın. İslam'da la ilahe illallah demek, bütün sahte mabutlardan kurtularak Allah'a doğru yol bulmak demektir. Yüce kurtarıcı Hazreti Muhammed'in ona binlerce selam olsun. Hayat ve mücadelesini ciddiyetle incelersen gerçekten huzur bulursun. Ders zili çaldı ve ayrıldık. Evet, adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı olmak için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar. Değişik konular üzerinde konuştular. Birden Allah ile ilgili konu açıldı. Berber, bak ben senin söylediğin gibi Allah'ın varlığına inanmıyorum. Adam, peki neden böyle diyorsun? Berber, bunu açıklamak çok kolay. Bunu görmek için dışarıya çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin? Eğer Allah var olsaydı bu kadar çok sorunlu, sıkıntılı, hasta insan olur muydu?
Terk edilmiş çocuklar olur muydu? Allah olsaydı kimse acı çektirmez. Birbirini üzmezdi. Allah olsaydı bunların olmasına izin vereceğini sanmıyorum. Adam bir an durdu ve düşündü. Ama gereksiz bir tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber işini bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı. Tam o anda caddede uzun saçlı ve sakallı bir adam gördü. Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre belli ki tıraş olmayalı uzun süre geçmişti. Adam berberin dükkanına geri döndü. Adam, biliyor musun ne var? Bence berber diye bir şey yok. Berber, bu nasıl olabilir ki? Ben buradayım ve bir berberim. Adam, hayır yok. Çünkü olsaydı caddede yürüyen uzun saçlı ve sakallı adamlar olmazdı. Berber, berber diye bir şey var ama o insanlar bana gelmiyorsa ben ne yapabilirim ki? Adam, kesinlikle doğru. Püf noktası bu, Allah var ve insanlar ona gitmiyorsa bu gitmeyenlerin tercihi. İşte dünyada bu kadar çok acı ve keder olmasının nedeni. Evet, kilitlemek kolay mı? Türbelerin kapatılmasından sonra her yerde olduğu gibi Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin de türbe kapısına kilit vurulmuş. Fakat sabahleyin erkenden yoldan geçenler kilidi açılmış, kapıyı ardına dayalı görürlermiş. İlgililerden biri, bu kapıyı elbet bir açan var diye iki polisi görevlendirmiş. Bekleyin sabaha kadar, gözetleyin, kim açıyorsa yakalayın diye emir vermiş. Polisler gün ışığı, sabah ezanları okununcaya kadar bekleyi sohbet etmişler. Ortalık toz bulanık bir hal aldığında çıt demiş, kapıdaki kilit açılmış. Kapı ardına dayanmış. Ve az sonra türbeden o mübarek ve güzel yüzüyle Bayram Veli Hazretleri görünmüş. Şöyle bir etrafına bakınıp havayı kokladıktan sonra başlamış usul usul yürümeye. Polisler şaşkına dönmüşler. Birinin dili tutulmuş. Öbürü durmadan arkadaşını tokatlarmış. Bir daha kim bekler? İşte o olmuş, bu olmuş. Artık ne kapı açılmış ne kilit. Hacı Bayram bir zaman ortalıkta görünmemiş. Günün birinde devlet büyüklerinden bir kişi, bu meydanın adını değiştirelim. Artık caddelerimizin başından Hacı Külahan'ı çıkaralım. Buranın adı Ogüst Meydanı olsun diye öneride bulunmuş. Hacı Bayram sevdalılarından bir zatın da bu öneri pek fenasına gitmiş. O gece hiç uyuyamamış. Sabahleyin de erkenden türbe kapısına gidip orada niyaza başlamış. Kizlerini görsün. Hacı Bayram Veli karşısında gülümser, memnun. Ne üzülüyorsun be oğlum. Her kemalin bir zavali olduğu gibi, her zavalinde bir kemali vardır. Allah adildir, bağışlar ve affeder. Sen işine bak, demez mi? Gerçekten, ardından az bir zaman geçmiş, geçmemiş. Sokakların başından Hacı Külahan'ı çıkartmak isteyen o kişi, yürekler acısı bir ölümle ölmüş. Çoluğu çocuğu darmadağın olmuşlar. Erenlerin sağa solu olmaz. Onlarla şakaya gelmez. Hani ne güzel söylemişler. Değme sakın fukara, fırkasının hırkasına. Her biri bir dağ devirip geçirir arkasına. Hani Yunus Emre ne güzel demiş. Bir sinek bir kartalı kaldırıp vurdu yere. Yalan değil. Gerçektir, ben de gördüm tozunu. Ve kim yener? Yaşlı Kızıldereli reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş. Az ötede birbirlerine boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı. Ve 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri kurt köpeğiydi bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor. Dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı reis bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. Onlar dedi. Benim için iki simgedir evlat. Neyin simgesi diye sordu çocuk. İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi.
İyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları. Çocuk, sözün burasında. Mücadele varsa kazananı da olmalı diye düşündü. Ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi. Peki dedi. Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? Bilge Reis derin bir gülümsemeyle baktı torununa. Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem?